Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi bu elhamdülillah demek biliyorsunuz manasını. Yani yaptığı her şeyi güzel yapmak Allah'a mahsustur. O tüm varlıkların sahibidir. Arkasından gidilmesi ve desteklenmesi gereken de Allah'ın Resulü ve onu yakından takip eden kişilerdir. Bunu her konuşmanın başında Müslümanlar söyleyerek zihinlerini bir noktaya toparlamış ve yapmaları gereken işler konusunda kendilerini bir tarafa yönlendirmiş oluyorlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz cuma günü akşam saat 18'de burada bir ilmi münazara, müzakere yapılmıştı. Profesör Doktor İlyas Çelebi, kelam hocası olan Marmara İlahiyat Fakültesi'nde İlyas Çelebi'nin yönettiği, yardım doçent Doktor Ebu Bekir Sifil hocanın katıldığı ve benim de katıldığım bir müzakere, bir münazara yapılmıştı. Orada kader konusuyla ilgili görüşler ortaya konmuştu. Ebu Bekir Hoca tarafından sorulan sorular vardı. Ben onlara o zaman bir kısmına cevap vermedim, bir kısmına verdim. Şimdi geçtiğimiz pazar günü Faruk Beşer arkadaşımız, Faruk Beşer Marmara İlahiyat Fakültesi'nde fıkıh hocasıdır. Profesör Faruk Beşer. Yaratan bilmez mi diye bir yazı yazdı. Tabii orada isim belirtmiyor ama muhatap belli. Dolayısıyla biz dedik ki bugünkü dersi cuma günü cevaplandırmadığımız sorulara bir de Faruk Beşer Bey'in pazar günkü yazısında ortaya çıkmış olan sorulara tahsis edelim. Şimdi Fatih Orum Hoca o soruları soracak. Ben de cevaplamaya çalışacağım. Ama her şeyden önce bu toplantıya katılmış olanlara teşekkür ediyorum. Hem Ebu Bekir Sifil'e hem salonu dolduran sizlere, diğer misafirlere hem de toplantıyı gayet güzel bir şekilde yöneten İlyas Çelebi Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ebu Bekir Sifil ismi ve Faruk Beşer ismi önemli. Şu açıdan önemli. Birisi Türkiye'de kurulan, tamam çalışıyor, Ehl-i Sünnet Uleması Birliği ya da Ehl-i Sünnet Alimleri Birliği'nin üyesi. Faruk Beşer de Türkiye Alimler Birliği'nin çok aktif bir üyesidir. Bu sebeple, gerçi ikisi de aktif üyedir. Belki bu hem Ehl-i Sünnet Alimler Birliği'nin hem de Türkiye Alimler Birliği'nin bu sahada yapmış oldukları bir çalışma olmuş olur. O açıdan önemli olarak düşünüyorum. Evet, şimdi Fatih Orum Hoca'dan soruları alalım. Önce kimle başlıyoruz? Ebu Bekir Sifil'in sorularıyla başlıyoruz. Ses. Evet. Ebu Bekir Sifil şöyle sormuştu, hatırlayacağınız üzere. Kur'an'ın bize kadar değişmeden geldiğinin delili nedir? Bir şey kendi kendisinin delili olur mu? Evet, şimdi burada bir su var. Bu suyun soğukluğunun delili nedir? Şimdi dışarıdan bakıyorsunuz, şeyi görüyorsunuz.
buharlamayı görüyorsunuz. Ama o aldatıcı olabilir, değil mi? Buharlıymış gibi gözükebilir. Soğukluğun delili o suyu içmekle olur. Şimdi bir şey tabii ki kendi kendisinin delili olur. Başka şeyden nasıl delil alacaksınız? Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o toplumda ben Allah'ın elçisiyim diye ortaya çıkıyor. Söylediğim sözler Allah'ın size ulaştırmamı emrettiği sözlerdir diyor. Bunu ispat için herhangi bir şey yaptığını bilen var mı? Kendisinin okunması yeter. Dün Amerika'dan bir Türk gelmişti. New York'ta çalışıyormuş. Belli yani çok iyi eğitim almış. 50 yaşlarına yakın bir yaşı vardı. Yani 45-50 arası görüntü öyleydi en azından benim gördüğüm. Orada da çok önemli bir firmada, önemli bir işte çalışıyor. Dedi ki, ben dedi, çocukluğumdan itibaren 5 vakit namazını kılan bir kişiyim ve bu yüzden de yani dinimden taviz vermediğim için birçok yerden atıldım dedi. Fakat şu anda geldiğim son nokta, Kur'an-ı Kerim'den şüphelenmeye başladım dedi. Çünkü benim çalıştığı firma büyük bir firma. O firmada her dinden insanlar var. Budistler var, ateistler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var. Ne kadar din çeşitleri varsa hepsinden var. Bize bir takım sorular soruyorlar. Ben o soruları çeşitli cevaplarla geçiştirirken en sonunda kendi kendime sormaya başladım ve cevapsız kaldım. O zaman şaşırdım dedi. İşte Kur'an-ı Kerim bir insanda otursa yazar dedim dedi. Ciddi ciddi şüphelere düşmüş ve geldi işte konuştuk dün. Dedim tamam yazıyorsan yaz. İnsanın bir saçı vardır. Bir de yapma saçlar var, peruklar var. Çok da çok da güzel gözüküyor. Ama herhangi bir fabrika bir saç telini yapabilir mi? Böyle bir fabrika yeryüzünde var mı dedim. Hayır dedi, yok. Tamam işte buyur. Şimdi tabii orada şüphelenmesini haklı kıran hususlar var. Biz geçen haftaki derste de hemen her derste bunu anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in lafzı değişmemiştir ama kelime manalarında çok ciddi oynamalar olmuştur ve kendi içinde çelişen bir kitap haline dönüşmüştür. Bir de yine dün önemli bir yerde önemli konumda olan birkaç kişiyle konuşuyorum. Ki bunlar uluslararası ilişkileri olan, yurt dışında önemli işler yapmış olan arkadaşlarımız. Ondan birisi dedi ki, işte Avrupalılar ve Amerikalılar işte Kur'an-ı Kerim'i şeytan yazmış diye iddia ediyorlar dedi. Neden dedim? Dedi ki çünkü işte Müslümanlar ellerine Kur'an'ı alıp Allahu Ekber diyerek birbirlerini öldürüyorlar. Avrupa'daki insanlar da bundan korkuyor dedi. Bir Müslüman gördü mü korkuyorlar. Şimdi bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi ben oradan Amerika'dan gelen o arkadaşla tabii bir takım şeyler söyledim. Yani dedim ki burada bir problem yok. O nedir dedim? Senin en çok mesela en fazla zihnine takılan konu nedir dedim? Dedi ki şey dünya yuvarlak mı? Bütün hangi ayette okuyorsam dünyayı düz görüyorum dedi. Dedim tabii şimdi sen Kur'an-ı Kerim'i okuma metodu var. Yani Kur'an'ın hikmetine ulaşma yöntemi var. Sen ona göre oku. O zaman göreceksin ki Kur'an-ı Kerim bırak dünyanın yuvarlaklığını. Bütün noktaları ayrıntılarıyla anlatmıştır.
Dedi ki mesela işte sizinle ilgili internette konuşuluyor, şey yapıyor. Güneş gündüzün şeyi değildir. İşareti değildir. Gece, yani güneş gecenin ve gündüzün işareti değildir demişsin. İşte bundan dolayı işte neler konuşulduğunu biliyor musun falan? Yok dedim, bilmiyorum ama şunu biliyorum. İşte bir takım ilim çevrelerinde Türkiye'de işte bundan dolayı biz ondan utanıyoruz falan dediklerini duydum. Ama bunu söylediğim için Silikon Vadisi'nden Amerika'nın önde gelen kişilerinden birisi bana bir mektup e-mail gönderdi. Yani ilim adamı olarak. Sırf ondan dolayı ya seninle beraber konferanslar verebilir miyiz? Birlikte kitap yazabilir miyiz dedi. Şimdi dedim insanlar bunu bilmediği için konuşuyor. Ama bir anlatayım, bir yazayım, o zaman siz hepinizin ağzı açıkta kalacak. Neyse birazcık anlattım. İşte bu kutup bölgesindeki namaz vakitleriyle ilgili yapmış olduğumuz gözlemleri anlattım ki olsun siz biliyorsunuz çünkü sorular çok, şey yapmak istemiyorum. Kısa sürede tatmin oldu, gitti. Şimdi bunlara da gerek yok aslında. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bunun Allah kelamı olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ama bir müddet sonra o yanlışlar sizin içinizde birike bir patlama yapıyor. O yanlış mealler. İşte bir taraftan Allahü Teala diyor ki Allah hepinizin yola gelmesini, doğru yolda olmasını ister. Bir tarafta diyor ki dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir. Diyorsunuz ki Allah Allah bu ne biçim şey. Bir tarafta diyor ki işte o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diyor. Bir tarafta da efendim başka bir şey söylüyor, tam onun zıttı gibi. O zaman bu nasıl bir kitaptır diyor. Tabii bu maalesef tarihi içerisinde bu noktaya nasıl gelindiğini biz her derste anlatıyoruz, gayet iyi biliyorsunuz. Tabii ben şimdi burada özet geçmek zorunda olduğum için bunu da mutlaka istismar edecekler, onu da biliyorum. Ama sadece bu konuyu anlatmaya kalksak dünya kadar vakit alır. Bu konudaki uluslararası şimdi mesela şu anda o kadar çok örnek akımdan geçiyor ki Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu ile ilgili. Mesela şimdiye kadar yaptığım gayrimüslimlerle yaptığım toplantıların hiçbir tanesinde Kur'an Allah'ın kitabı mıdır diye bir soru sorulmadı. Herkes bunun öyle olduğunu anladı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kendisi bunu ispatlıyor. Allah-u Teala'nın geçen de zaten cevap olarak da verdim. Asıl cevap şudur. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın indirdiği kitaptır. O kitabın delili Allah'ın yarattığı kitap, kainattır. Cenab-ı Hak Fussilet Suresinin 53. ayetinde diyor ki senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Onlara çevrelerinde ve kendi içlerindeki ayetlerimizi göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Kur'an'ın hak kitabı olduğu onlar için çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yani herkesin kendi bilgisi, kendi birikimi o kitabın hak kitabı olduğunu gösterecektir. Aksi takdirde ben şimdi kendime göre bir ispat yaparım. Ne olur? Kur'an Allah'ın kitabıdır. Bizim hani öğrencilerimize sorsak, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Nereden biliyorsunuz? Ne derler? Öğretmenim öyle söyledi. Öğretmenin ya yanlış söylediyse? Babam öyle anlatıyor. Ya baban yanlış söylediyse? Canım o camideki hoca. Kardeşim, bunu, yani bu yanlış bilgiyi bir Hristiyan, bir Yahudi verdiği zaman yanlış oluyor da bir Müslüman verdiği zaman olmuyor. Bir sorgulasana. Ya seni aldatıyorsa? Ama ne zaman kendin okur, kendin onun Allah'ın kitabı olduğu kanaatine varırsan işte o zaman eşhedü dersin. Ben şahidim dersin.
Dolayısıyla falan böyle diyor, filan böyle diyorlu olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim kendinin Allah kitabı olduğunu her insana haber verir ama o insan onu kendi diliyle okuması şartıyla. Kendi diliyle okumazsa ezbere istediği kadar ezberlesin. Sadece bir musikisi kendisinde kalır. Allah'ın kitabı olduğu konusunda soracağınız hiçbir soruya cevap veremez. Evet. Hocam bu soruyla alakalı olarak şayet Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna dair Kur'an'dan delil getirilemeyecek olursa Resulullah'a Mekke'de ve Medine'de ehli kitabın ve müşriklerin Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanmadıklarına dair yaptıkları itirazların tümünü haklı itirazlar olarak görmemiz gerekir. Çünkü Resulullah onlara Allah'ın kitabından delil getirdi. Gidip kütüphanelerden bakın madem bizzat kitaptan delil kabul etmiyorsunuz ben size şu kitaplardan şu kütüphanelerden bilgi aktarıyorum demedi. Tabii. Şimdi biliyorsun bir ayet-i kerime var. Bakayım da onu alayım. Bela o şeyde yani مَا كُنْ تَتَتْلُوا مَا الْكِتَابُ yok, o değil. قُلْ اَيُّ شَيْنْ اَكْبَرُ شَهَدَ O değil. Şimdi ayet-i kerimeyi bulayım da ben. Yanlış okuma ihtimalinden dolayı. Şimdi diyor ki bak, Cenab-ı Hak Ankebut suresinin 48. ayetinde diyor ki وَمَا كُنْ تَتَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابُ bundan önce sen herhangi bir kitap okuyor değildin. Ve la tahuttuhu bi yeminik sen şu anda da elinle böyle bir kitabı yazmıyorsun. Şu anda Kur'an okuyorsun ama yani Resulullah baştan herhangi bir kitap okumuş değildi. Kur'an-ı Kerim inince onu okuyor elbette. Ama şu anda da onu elinle yazıyor değilsin. İzen lertabel mubtilun öyle olsaydı hakkı batıl görenler şüphelenirlerdi. O zaman demek ki Resulullah Kur'an'la insanlara zaten fedekkir bil Kur'ani men yahafu vaid. Benim vaidimden korkanı Kur'an'la bilgilendir diyor. Ve yine Allahü Teala Gâşiye suresinde olacak galiba. Fedekkir innema ente müzekkir diyor. Sen insanlara tezkirde bulun, yani insanlara doğru bilgi ver, Kur'an'daki bilgiyi ver. Kur'an oku, senin yapacağın sadece Kur'an'ı okumaktır. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرِ Onların tepelerine dikilecek değilsin. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman karşı taraf bunun Allah'ın kitabı olduğunu çok rahat bir şekilde anlar. Ben sadece bu konudaki, yani şeylerimi, hatıralarımın birçoğunu siz biliyorsunuz, anlatmak istemiyorum tüm dersi kaplar diye. Yani sadece işte tekrar edeyim. Yani gayrimüslimlerden bu konuda şüphesi olana hiç rastlamadım şu ana kadar. Yani Kur'an'ı okuyayım da ben bu Allah'ın kitabı değildir desin. Hiç hatırlamıyorum. Çünkü o kendisinin Allah'ın kitabı olduğunu kendisi hatırlatıyor. Mesela şunu hep görmüşümdür. Ben gayrimüslimlerle konuştuğum zaman da sordukları soruları hep ayetlerle cevap veririm. Bir ayette cevap verdiğim zaman İkinci soruyu aynı konuda sormazlar. Şimdi internette vardır, şeyde Roma'da bir sunumumuz oldu ve benim konuşmamı özellikle bir kokteylde anlattılar, dediler yarın toplantı var, otelde bir kokteyl verdiler. Kokteylde de öyle içki falan yok, Hristiyanlar içki içerler biliyorsunuz ama yani bize karşı olan şeylerinden dolayı yani bizim dinimizce yasak olan hiçbir şey yoktu. Orada şey yaptılar, ilan ettiler, dediler ki yarın ilmi toplantımız var. Bekliyoruz. Saat 15.30'da Abdülaziz Bayındır'ın konuşması var. Mutlaka bekliyoruz özellikle. Bekliyoruz dediler. Şimdi sabahleyin toplantıda birkaç kişi var. Bizim konuşma saati gelince tıklım tıklım doldu salon.
Ve hep böyle şeyden, Katolik Kilisesi'nden papazlar, üniversitelerden öğretim üyeleri, en düşüğü doktora öğrencisi ve doktora yapmış olan elemanlar. Kısa bir sunumdan sonra 3 saat kadar soru sordular. Soruların her soruya Kur'an-ı Kerim'den cevap verdim. Aynı konuda bir daha soru sormadılar. Tamam, Kur'an'dan cevap verince tatmin oluyor karşı taraf. Saat oldu 17.30. Yok, 13.30, 18.30 oldu. Dediler ki 19 oldu. 19. Çünkü o bir de sunumla beraber akşam saat 19 oldu. Dediler ki artık kapatmamız lazım. Hiç kimse kalkmadı yerinden. Bakın, o kadar uzunca bir süre kimse yerinden kalkmadı. Dediler ki hayır, sorularımız bitmedi. Peki bir yarım saat daha verdiler. 19.30'a kadar. Gene kimse kalkmadı yerinden. Orası Roma. Gene kimse kalkmadı yerinden. Dediler ki sorularımız bitmedi. Ya dediler bir şeyler, işte burası otel. İşte yapılan program var. Biz sen yarım saatte ancak alabildik. Daha fazla mümkün değil. İşte yukarıda yemek yememiz lazım falan. Dediler ki bir toplantı daha düzenleyeceğinize söz verin. Kalkalım. Onlar da dediler ki vallahi yapmaya çalışırız ama yapamadılar. Dinleyicilerin tamamı gayrimüslim, tamam mı? Şimdi bu Kur'an-ı Kerim öyle bir, bu Allah'ın kitabı. Yani şimdi siz susamış bir insana şöyle güzel soğuk bir su verdiğiniz zaman o insan o suya doyar mı? Susuzluğu gidene kadar içmek ister, değil mi? İşte Allah'ın kitabını verdiğiniz zaman bu böyle. O insan derhal onun zevkini alıyor. Ben bu konuda samimiyetle söylüyorum, kesinlikle bir şey değil. Müslümanlardan başka itiraz eden görmedim. Şey değil, şaka falan değil, sakın yanlış anlamayın. Yani Allah'ın kelamını anlattığınız zaman, bak Rusya'da, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, Amerika'da, ne bileyim, birçok yerlerde konuşmalar yaptık. Müslümanlarla konuştuğun zaman bir ayet okudun mu adam hop diye sanki iğne batırmışsın ama diyor falan. Ama gayrimüslimler son derece böyle şey yapıyor. Ve Avrupa'da yaptığım konferanslardan 3 saatten aşağı süreni hiç hatırlamıyor. Evet. Evet, bir başka soru şöyleydi. Allah Teala'nın kulların imtihan gereği olan fiillerini bilmediği iddiasına delil getirdiğiniz Ali İmran suresinin 140. ayetine iman edenleri bilsin diye şeklinde anlam verdiniz. Oysa kendiniz Allah içimizi, kalbimizi bilir diyorsunuz. O halde buradan için Allah Teala iman gibi bir bildiği konuda Müslümanları, müminleri ayrıca Uhud gibi çetin bir imtihana tabi tuttu. Evet. Şimdi tabii yani burada aslında sorgulanan Kur'an-ı Kerim, ben değilim. Çünkü bu ifadeler benim ifadem değil ki. Allah-u Teala'nın sözü. Yani soruyu Allah niye böyle dedi diye Cenab-ı Hakk'a soracağına bana soruyor. Şimdi Cenab-ı Hak burada diyor ki Estağfirullah اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ, size bir yara dokunduysa, çünkü Uhud'da Müslümanlar bir yara aldılar. فَقَدْ مَسْتَلْ قَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ, karşıdaki kavme de daha önce bunun benzeri bir yara dokunmuştu. Yani onlar da Bedir'de yara almışlardı. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, işte bugünleri insanlar arasında dolaştırır. Bir o galip gelir, bir bu taraf galip gelir. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا, Allah iman edenleri bilsin diye. İman edenleri bilsin diye. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى, ve sizden şahitler alsın diye. Yani çünkü ahirette de Cenab-ı Hak
evet defterler açılacak, her şey olacak ama bir de şahitler ortaya çıkacak. Onu da ayet-i kerimelerde bildiriyor. Ve keyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bi şehidin ve ci'nâ bike alâ hâulâ'i şehîde. Her topluluktan şahit getirdiğim ve seni de bunlara şahit getirdiğim zaman ne olacak diyor. Yani o ahiretten haber verdiği ayet-i kerimede. Şimdi ben ama bu Ebu Bekir Sifil Bey'in sorusu aslında bizim müfessirlerde gördüğüm büyük bir yanlışın şeyidir, ortaya çıkarılmasıdır. Mesela Maturidi'de görüyorum, gördüm. Fahrettin Razi'de gördüm. Elmalı Hamdi Yazır'da gördüm. Şimdi bunlar Allah imtihan eder derken zannediyorlar ki Cenab-ı Hak insanları bilgi imtihanından geçirir. Halbuki Allahü Teala her insanın içinden geçeni, yani çünkü kişiye kendinden daha yakın. Yani kalbiyle kişinin kendi arasında bulunduğunu Allahü Teala bildiriyor, değil mi? Dolayısıyla Allahü Teala'nın bizim içimizde olanı bilmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ve ondan dolayı da imtihan etmez. Peki imtihanı nasıl yapıyor? İmtihanı olaylar karşısındaki tavırlarımızı ortaya koymak için yapıyor. Her şeyden önce şunu çok iyi bilelim. Mesela şöyle bakın, ilk imtihanı kaybeden kimdi? İblis. İblis. İblis'ti. İblisle ilgili ayetleri bir açalım. Gerçi bunlar çok fazla zaman alacak ya. O kadar yani vakit yetmeyecek ama neyse. Ama bu imtihan meselesi önemli. Bak şeyin, biliyorsunuz Allahü Teala işte Adem Aleyhisselam'ı halifesi olan bir varlık olarak yaratacağını belirtince melekler buna itiraz etmişlerdi. Ya Rabbi, kan dökecek birilerini mi oluşturuyorsun diye. Fesat çıkaracak. Allahü Teala dedi ki sizin bilmediğiniz tarafı var. Evet, siz bunu biliyorsunuz. Çünkü hayvan aleminde de liderlik mücadelesi kanlı biter. Bunlar hepsi birbirinin yerine geçecek kişiler olduğuna göre burada da kanlı mücadeleler olacak demektir. Bugün işte Mısır'da olan, Suriye'de olan senin olmasın benim olsun mücadelesidir. Yani bir halifelik mücadelesidir. Buraya ben senden daha layıkım mücadelesidir. Şimdi sonra Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti. Yani eşyanın bilgisini öğretti. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler konuyla ilgili videoyu okuyabilir, dinleyebilirler. Çünkü ayrıntıya giremiyorum. Sonra onları meleklere gösterdi. Dedi ki bunların isimlerini bana bildirin. Yani bunlar ne işe yarar? Eğer iddianızda haklıysanız. Halifelik bu bilimde ve teknolojide olacak demektir o. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Dediler ki ya Rabbi bizim bir bilgimiz yoktur. Sen bize ne öğretmişsen onu biliriz. Bilen sen, doğru karar veren sensin. Sonra Adem Aleyhisselam'a dedi ki şunların isimlerini bildir onlara. Onların isimlerini bildirince Allahü Teala şöyle dedi. قَالَ أَلَمَ قُلْ لَكُمْ اِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ. Ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. Yani sizin bilmediğiniz nice şeyler var. Siz bildiğinizi zannediyorsunuz. Bak bu eşyanın içindeki bilimden haberiniz yok. Bildiğimi ben size söylemedim mi? Ondan sonra ve alemu ma tubduna ve ma kuntum taktumun. Ortaya koyduğunuzu, yani sizin söylediğiniz başka, içinizde başka şey var diyor meleklere. Şimdi açığa çıkarıyorsunuz, Adem'le ilgili bir şey söylüyorsunuz ama içinizde demek ki bir kıskançlık var Adem Aleyhisselam'la ilgili. Meleklerin hepsinde var demek ki. Tabii şimdi bunu hemen diyecekler ki meleklere çok değişik roller biçilmiştir biliyorsunuz. O da henüz onu, o konuda bir ders yapmadık. İnşallah yaparız. Ondan sonra Allahü Teala emir veriyor. İşte meleklerin imtihanı. Üscudu li Adem. Adem'e secde edin. Hadi bakalım. Kıskandığınız kişiye secde edin. Hepsi secde ediyor, iblis etmiyor.
Hepsi kendisini yeniyor. Ama iblis etmiyor. Direniyor, kendini büyük görüyor ve kafirlerden oluyor. Şimdi iblisin, bak iblis Allah'ı inkar etmiş değildir. İblis ahireti inkar etmiş değildir. İblis Adem Aleyhisselam diye bir varlık yok demiyor. Ama ne yapıyor? İblis o kendinde zaten Allah'la ilgili inancı falan var, pekala var, hiç problem yok. Ama kendi arzularını, kendi isteklerini Cenab-ı Hakk'ın isteklerinin önüne geçirerek Allah'a şirk koşmuş oluyor. Kendi nefsini Allah'a ortak koşmuş oluyor. Şimdi hepimizde bu vardır. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Bu örnekte adı isim vermeyeceğim de o kişi bizi zaten dinlemez. Hiçbiriniz onu tanımazsınız. O bakımdan rahatlıkla veririm. Şimdi bundan 2-3 ay kadar, 3 ya da 4 ay kadar önce vakfın bir ihtiyacı oldu bir arkadaştan. Yani zengin bir arkadaş. Maddi durum oldukça iyi. Ya dedim bir 50 bin lira borç verir misin dedim. Şimdi biliyorsun bizim vakfımızın her ay 85 bin liranın altına düşmeyen şeyi var. Harcaması var yani maaştır, vergidir, şudur budur. Dedi ki ya dedi ben sana borç vermeyeyim dedi. Şu anda işte birkaç gün sonra elime yüklüce bir para geçecek. Ben onun birkaç katını vakfa şey olarak vereyim dedi. Bağış olarak vereyim dedi. Ay yine güzel. Şimdi o birkaç gün geçti, yok. Birkaç hafta geçti, yok. Telefonlar ediyorum falan. Baktım ki artık telefonlara çıkmamaya başladı. Dedim anlaşıldı, sen parayı aldın, vermek istemiyorsun, bir daha da seni aramayacağım. Şimdi bu, işte bu imtihandır. Elinize imkan geçinceye kadar veririm dersiniz. Fakat bu imkan geçti mi, para o kadar tatlı gelir ki veremezsiniz ve imtihanı kaybedersiniz. Halbuki o ana kadar veririm diyor. İçinde olan o. Ama Allahü Teala sizin samimiyetinizi olaylarla deniyor. Hadi bakalım. Şimdi buna Kur'an-ı Kerim'den biraz daha ayrıntılı bir örnek şey yapalım. Kur'an-ı Kerim bu konuda örneklerle doludur. Cenab-ı Hak insan nasıl imtihan eder? Ama bir tek örnek 33. surenin 11. ayetini açın. Yani hangi örneği vereceğim diye gerçekten şey yapıyorum. tereddüt ediyorum çünkü çok fazla örnek var bu konuda. Ahzab suresi 11. ayet. Allahü Teala burada diyor ki ay yolladı. Ha yok 11. ayet tamam. Aslında 9'dan başlayalım tamam. Ya eyyühellezine amenü zkuru ni'metallahi aleykum. Bu şey savaşıyla alakalı. Hendek savaşı olarak biliyoruz ya. Medine'nin Medine'ye Mekke'den Arap Yarımadası'nın büyük kabilelerinden genişçe bir grubun yapmış olduğu hücum. İşte o sırada Beni Kureyza ile Müslümanlar da ittifak etmişlerdi. Beni Kureyza Yahudi kabilesiydi. Birlikte Mekke'yi savunmak için Medine'yi savunmak için ittifak etmişlerdi. Sonra Beni Kureyza ayrılmıştı. Ve Müslümanlarda da bir dağılma olmuştu. İşte o durumu anlatan ayetler bunlar. Diyor ki Allahü Teala ya eyyühellezine amenü zkuru ni'metallahi aleykum اِذِ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Müminler Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Size ordular geldi. Ben de onlara rüzgar gönderdim. Ve sizin görmediğiniz ordular gönderdim. Zaten o ayrıntılara girmeyeyim çünkü sorular çok. Onu şeylerden okursunuz. Siyer kitaplarından. وَكَانَ اللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Allah-u Teala ne yapmakta olduğunuzu görüyordu. Ne durumda olduğunuzu görüyordu. اِذِ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ Sizin üstünüzden onlar gelmişlerdi, yani üst taraftan gelmişlerdi.
Ve min esfele minkum, alt taraftan da gelmişlerdi. Zaten şeyde şey yapınca, Yahudiler de Mekkelilerle ittifak edince Müslümanlar iki ateş arasında kalmışlardı. Ve izâgatil absaru ve belagatil kulûbul hanâcira, gözler dönmüş, kalpler bu şeye boğaza kadar gelmişti. Yani yüreğim ağzıma geldi deriz ya. O noktaya gelmişlerdi. Ve tazunnûne billâhi zunûne, Allah hakkında da çeşitli zanlar beslemeye başlamıştınız. Allah bize yardım etmiyor, Allah bizi bıraktı, Allah'ın desteği gelmeyecek falan diye bir takım zanlar içerisine girmeye başlamıştınız. O noktaya kadar herkes çok dindardır, çok şeydir ama işte, asıl mesele o zor anda dik durabiliyor musunuz? Dikkat edin yani. Şimdi burada ben bir hikaye anlatmam gerekiyor. Şeyde, işte İstanbul Müftülüğü'nde çalışıyorum. 90'lı yılların başında ben yani bizim ailede, yakın çevremizde, bulunduğumuz köyde öyle tarikat falan yok. Erzurum'da da yoktu. Sonradan oluşmuş gerçi. Dolayısıyla ben tarikatı, tasavvufu işte üniversitelerden, şuradan buradan duymuştum. İstanbul'a geldim, bunlarla karşılaştım. Yani bazı davranışlar hoşuma gitmiyordu ama iyi işte, toplaşıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan diye. Sonra hurafelerini vatandaşın sorularıyla öğrenince baktım bu çok ciddi bir problem. Süleymaniye Camisi'ni kürsüye getirdim ve anlatmaya başladım. Ortalık müthiş bir şekilde karıştı tabii. Bugün de öyle yani, biliyorsunuz. Sürekli bir şey konuştuk mu ortalık karışıp duruyor. Ortalık acayip karıştı. Şimdi ve o zamana kadar gerçekten yani bilenler bilir. Tarikatlar bize soru sorar, cemaatler sorar, hepsinin güvendiği kişiydik. Herkesin bildiği bir şeydir bu yani. Şimdi, sonra herkes bize muhalif olmaya başladı. Hatta bir ara yani ben kafayı mı yedim dedim yani, tek başıma kalınca. Ne oldu yani, Allah Allah. Ya binlerce kişi şeydi, mesela işte biz Süleymaniye Vakfı'nı 40 küsür kişiyle kurmuşuzdur. 39'unu burada Fatih görmemiştir. Yani tamam mı yani, herkes etrafımızdan kaçmak bir şey değil. Şimdi ya onun çok büyük hikayeleri vardır, onları anlatamam şimdi de. Şey olarak esas adını bileceğiniz bir hocayla karşılaşmıştım o sıra. Yaşlı bir hoca, bir odada oturduk, bana tarikatları, tasavvufu anlattı. Hani dedim ya, ben onları hiç tanımıyorum diye. Kendisi çok iyi biliyor onları, bana bir anlattı, kanım dondu. Ya hocam bunlar bu kadar mı? Oo, daha fazla dedi. Bak sana bir şey söyleyeyim dedi, şirk yoksa tarikat yoktur dedi. Bu derece kesin. Allah Allah hocam, hep mi böyle? O dedi, daha aşırıları vardır falan dedi. Allah Allah, neyse. Bir ayrıldık tabii, hocaya teşekkür ettim falan. Aa, geldim, baktım ki iki gün sonra o bir tarikatın dergisinde bana karşı yazı yazmış. O hoca. Gerçekten öyle bir tuhaf oldum ki, şaşırdım kaldım. Ya nasıl oluyor bu iş? Şimdi o sıra hakikaten benim tek tesellim Kur'an-ı Kerim'di. Yani kimseyle konuşamıyorsun, kime desen herkes karşı. Tek tesellim Kur'an-ı Kerim'di ve o sıra Hud suresi 127 gibi aklımda kalıyor, bir açalım. Yok, 116'ymış. Yanlış aklımda şey, 116. Sayfadaki yeri aklımda da, numarası aklımda kalmamış.
şu ayet hemen karşıma çıktı. Böyle açtım, tesadüfen bu ayet çıktı karşıma. Cenab-ı Hak teselli edecek ya, işte bir ayet karşıma bu ayeti çıkardı. Sözü bile felev la kana min el kurun min kablikum ulu baqiyetin yenhevne anil fesadi fil ard. Keşke diyor sizden önceki, keşke. Allah keşke der mi diyecekler. Vallahi kendine sorun, ben karışmam demiş işte. Yani Allah'a soramadıklarını bana soruyor. Haşa, Allah, Cenab-ı Hakk'ın avukata ihtiyacı yok. Ayet ortada işte. فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوْ بَقِيَّةٍ sizden önceki çağlarda birikimi olanlar, keşke olsalardı. يَنْهَوْنَ عَلِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ o bulundukları yerlerdeki fesattan insanları nehyedecek olsalardı. اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ onlardan kurtardığımız çok azı bunu yapmıştır. وَاتَّبِعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ ama o zalimler şımartıldıkları şeyin peşine düştüler. Şimdi hocam diye saygı gösteriyorlar, elini öpüyorlar, işte hocam saygılar falan. Tabi onu kaybetmek istemiyor. O zaman da ne yapıyor? İmtihanı kaybediyor. İşte Cenab-ı Hak insanı böyle imtihan eder. Bilgi imtihanından geçirmez. Sen dik durabiliyor musun? Allah'a çok şükürler olsun. Hamdü senalar, tanıyanlar gayet iyi bilir. Ben şahsen kapalı kapılar, yani televizyondan konuşmayacağım hiçbir sözü kapalı kapılar altında konuşmam. Allah'a hamdolsun. Zaten onun için bu kadar tepki görüyoruz. Ama orada o hoca bana karşı konuştukları şeylerin tamamını unuttu, tuttu. O zaman tam hedefte olan şeyin, tarikatın dergisinde bize yazı yazdı. Evet, ve kânu mucrimin ve böylece günahkar hale dönüştüler. Ve mâ kâne rabbüke liyuhlikel gura bi zulmin ve ehlühâ muslihûn. Rabbin ülkeleri, halkı salih iyiyken zalimlik yaparak, haşa yanlış yaparak helak edecek değil ya diyor. Evet. Şimdi işte imtihan bu. İmtihan, dik durabiliyor musunuz? Yani adam gibi adam olabiliyor musunuz kardeşim? Çevrenize bakın, bu tür insanlar çok azdır. Şimdi mevki ve makam ihtiyacı ise, makama gelmek istiyorsa yetkilinin karşısında ne yapacağını şaşırır. O makama gelmek istediği kişi dese ki ya iki kere iki kaç eder? Kaç etmesini istersiniz efendim? 8. Tabii elbette ki 8 eder. Yok 7. Ha yanılmışım efendim. Tabii ki 7 eder. Ya 9 olması lazım. Aa bak ben de ne kadar şey yaptım ya. Dikkatsizim. Elbette ki 9 olacak. Böyle çocuk gibi yanlış mı söylüyorum? Bunlar Allah'tan korkmanın ne olduğunu bilmiyorlar ki. Cenab-ı Hakk'ın gücünü bilmiyorlar ki. O sıra yine bir hoca bana demişti ki, sen kime dayanıyorsun demişti. Arkanda kim var? Şimdi büyük oğlum burada olsa da bir an nasıl o zaman İmam Hatip Okulu'nu da okuyor. O çocukları deli ettiler yani oradaki şeyle. İşte babanın arkasında şey var. O da tabii çok zeki bir çocuk. Bilmiyorsunuz diyor, CIA'de var, KGB'de var. Diyor ki korktular baba diyor. Şimdi bu dalga geçiyor, onlar ciddi zannediyorlar. Şimdi dedi ki bana, senin arkanda kimler olduğunu ben biliyorum. Kim var dedim? Biliyorum, biliyorum. Gelip dedim şey Müftü Bey'e söyleyeceğim, İstanbul Müftüsü'ne söyleyeceğim. Zannediyor ki ben İstanbul Müftüsü, yani şeyden, mevkinden, makamdan Allah'a hamdolsun korkan bir adam bunlarla uğraşır mı? Gel söyle dedim. Geleceğim, gel. Biliyorum. Biliyorsan söyle. Ya kardeşim söylesene dedim. Ondan sonra tabii sinirlendim. Söylemezsen dedim en adi adamsın dedim.
Etrafında da tabii kimler olduğunu söylesem yine şu anda yine ortalık karışır. Şimdi ona dedim ki bak, siz hayatta hiç Allah'a güvenip dayandınız mı dedim. Siz Allah'a dayanmayı sadece cemaate anlatmak için öğrenmişsiniz dedim. Bir de insanların cebindeki parayı almak için Cenab-ı Hakk'ın adını kullanırsınız. Allah'a güvenmenin ne demek olduğunu siz bilir misiniz dedim. Siz ne bileceksiniz dedim bunu. Cenab-ı Hakk'ın gücünün, kudretinin ne demek olduğunu siz nereden bileceksiniz? Hayatınızda bir kere ona dayandığınız yok ki. Hep şunun bunun sırtından geçinmeye çalışıyorsunuz. Siz ne bilirsiniz bunu? Ondan sonra tabii birçok hikayeler var, onları belki bakarsınız, hiç öyle bir adetim yoktur ama bir gün yazarsam yazarım. Bunların çoğusunu bizim çocuklar da bilmez, hanım da bilmez, en yakınlarım da bilmez neler olduğunu. Evet, şimdi evet, bakın şimdi ayet-i kerimeyi okuyorum. Az önceki 116'ydı. Şimdi esas şeye geldim, Ahzab suresine tekrar devam ediyorum. İmtihan neymiş? Bakın şuradan görün. Diyor ki Allah-u Teala, şeyde اِذِجَاءُكُمْ مِنْ فَبُقِكُمْ. Bir grup üst taraftan geliyor. Yahudiler bastırmışlar üst taraftan. وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ. Alt taraftan da bütün Arap koalisyonu, çünkü çok büyük bir orduyla, Arap Yarımadası'nın görmediği büyüklükte bir ordu geliyorlar. وَاِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Gözler dönmüş, yürekler ağza gelmiş. وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ. Allah hakkında çeşitli zanlara kapılmışsınız. Çünkü can pazarı artık. Her şey gidiyor. Çoluk çocuk gidiyor, mal gidiyor, mülk gidiyor. Tüm her şey gidiyor. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. İşte müminler orada imtihandan geçirildiler. İmtihan öyle şey değil, sorduğu sorulara cevap değil. Bilgi imtihanı değil. Tamam mı? وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَد۪يدًا. Çok şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Öyle bir sarsıldılar ki. İşte cihad edenler ve sabredenler diyor ya Allah-u Teala, cihad ve sabır. Yani şartlar ne olursa olsun gevşeme yok. Yürümeye devam. Yürüyeceksin. Sabır da odur. Doğru bildiğin yolda dik durup yürümeye devam edeceksin. Allah'tan başkasına boyun eğmeyeceksin. İşte imtihanı orada kazanırsın. وَاِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Hani münafıklar şöyle diyor. Münafık ne demek? Bakın şu mesele çok mühim. Hepimiz her an münafıklıkla, kafirlikle yüz yüzeyiz. Bunu unutmayın. Hepimiz, herkes, Allah'ın enbiyası da dahil. Yani nebiler de dahil. Şeyin Ahzab suresinin şey yok. Ahzab değil. Zümer. Zümer suresinin 65. ayetini hatırlayın. Sayfa 464. 464. sayfa. Bak diyor ki Allahü Teala, وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Sana ve senden öncekilere şu vahyedir. Hele şirke düş, bütün yaptığın yok olur gider. Bu nebilere yapılan vahiy. Ne demek şirke düşmek? Allah'ın emriyle başkasının emri arasında git gel yapar da öbürünü tercih edersen gittin. Şimdi geçen de bir düğünde çok güvendiğim bir arkadaşım dedi ki, bana soruyorlar, iyi de Arapça bilen bir arkadaş. İşte Abdülaziz Hoca ile ilgili ne şey yapıyor? Diyorum ki hiç diğer konular neyse de ama işte imsak konusunda doğru olabilir. Neyse o şeyle
Bakara 187'nin ilgili kısmını okudum ve mealini de verdim çünkü şeyde masada başkaları da vardı. Dedi ki o senin yorumun. Dedim ki burada herhangi bir kelimeye yanlış mana verdiysem söyle. O senin yorumun. Allah'ın ayetine Abdülaziz'in yorumu diyor. Allah Allah. Bu ne biçim şeydir, mantıktır? Peki dedim, bak 70'e gelmiş yaşın. Bugüne kadar bir kere olsun çıkıp da imsak gözlemi yaptın mı dedim, hayır dedi. Buyur şimdi. Ayet benim yorumum, gözlem de yapmamış. Kardeşim, imtihan böyle kaybediliyor. Her şeye rağmen dik duracaksın. Bak bu Ramazan'da biliyorsunuz, bütün şeyleriyle bize yüklendiler de kim galip çıktı peki? Allah'a hamdolsun, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla biliyorsunuz. Peki, Diyanet'teki görevliler bu imtihanı %100 kaybettiler. Burada açıkça söylüyorum, ilan ediyorum. %100 kaybettiler. Çünkü %100 yanlış olduklarını kendi adları gibi biliyorlar. İnat ettiler. Bu ümmete zulmettiler. Zulmettiler. Sahura kalkmaması gereken saatte millete namaz kıldırdılar. Ve teheccüd vaktinde namaz kıldırdılar. Allah-u Teala da rezil etti onları. Bana cevap verme sözü verdikleri halde kendi televizyonlarında konuştular. NASA'nın şeyde çektiği fotoğrafı, Mexico City'de çektiği fotoğrafı, feci kazi fotoğrafı diye gösterdiler. Ben baktım, lan bu fotoğraf 30 derece enlemin güneyinde çekilemez. Çünkü biraz şey yapınca öğreniyorsunuz meseleleri. Sonra baktık ki NASA Mexico City'de çekmiş. Ve bizim ilan ettiğimiz saati gösteren ufuk resmini de -18 derece diye gösterdiler. Kaç kere burada konuştum. O astronomun öğrencilerin yüzüne bakamaması gerekir. Onurluysa mesleğinden ayrılması gerekir. Tekrar ediyorum. İşte doğruları bilmek bir şey değil, doğruları söylemek lazım. Peki niye efendim kabul etmediler? Ey canım şimdi bu kadar millete işte imtihan orada kaybedilir. Hak nedir tercih eder de Allah nedir şey yaparsanız, ikinciyi plana koyarsanız işte bu Cenab-ı Hakk'ın şirk dediği şeydir. Evet. Ve iz yekulul ve iz qalet taifetu minhum ya ehle Yesrib. Müslümanlardan bir grup dedi ki ey Mekkeliler, şey Medineliler. La mukame lekum ferciu, artık bugün duracak yer kalmadı. Burada kalmanın bir anlamı yok. Dönün geriye. Ve yestedinu feliku minhumun nebiyye, bir grup da gelip Resulullah'tan izin istiyor. Bu en zor zamanda. يَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً diyorlar ki evlerimiz açık ya Resulallah, gidip bir koruyalım çoluk çocuğu. اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارَ, bunlar sadece kaçmak istiyorlardı. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْدَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُ مِنْ بِهَا اِلَّا يَس۪يرًا. Çevrelerinden onların yanına gelinse, bu burada bir fitne çıkarmaları, bir bozgunculuk çıkarmaları istenseydi, Müslümanların arasında bunu mutlaka yaparlardı. Hiç böyle çok az bir gecikmeyle bunu yaparlardı. Bak şurayı dinle. وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللّٰهِ, halbuki bunlar bu savaşa gelmeden Allah'a şu sözü vermişlerdi. مِنْ قَبْلُ, daha önce. لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ, ne pahasına olursa olsun geri dönmeyecekler. İşte sıkıyı görene kadar, sıkıyı gördün mü birçoğu imtihanı kaybediyor. Şimdi bilgi imtihanı mıymış? Cihat ve sabır imtihanıymış. E peki, tefsirler diyor ki, Allah insanın kalbindekini bilir. Yahu kardeşim, imtihan o değil. Ya niye siz ayetleri anlamamakta ısrar ediyorsunuz ey müfessirler? Niye ısrar ediyorsunuz?
Cenab-ı Hak insanı bilgi imtihanından mı geçiriyor? Ya cihat ve sabır imtihanından geçiriyorum diyor. Niye siz onları düşünmüyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de onun dünya kadar örneği var. Evet. Neyse bir ara verelim. Gene devam edelim. Buldun mu? Ebu Bekir Sifil'in yönelttiği bir başka soru şöyle. Kehf suresinin 80. ve devamındaki ayetlerde öldürülen çocuk hakkında Allah Teala'nın onu tahmin üzere öldürdüğünü söylüyorsunuz. Eğer Allah Teala gerçekten o çocuğu bilgi üzere değil, tahmin üzere öldürdüyse, arkasından gelecek çocuk için de aynı durum söz konusu olmayacak mıdır? Çünkü yani Allahü Teala diyor ki burada, bak mesela Diyanet'in mealinden okuyayım ben size. Erkek çocuğa gelince onun ana babası mümin kimselerdi. Bunun için onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Benim sözüm mü bu? Yani bunu söylüyorsunuz demenin bir anlamı var mı? Efendim ondan sonrakini biliyor mu diyor, bilmiyor mu diyor. Ya kardeşim, Allahü Teala çok açık ve net ayetlerde söylüyor, bilinceye kadar diyor. Bilmedikçe diyor, bilelim diye diyor. Allahü Teala böyle söyledikten sonra bize ne düşer? Ya inanırsın ya da inanmazsın. O senin bileceğin bir şeydir. İnanırsan sen bilirsin, inanmazsan gene sen bilirsin. Dolayısıyla bu konunun bu konu zaten kaderi anlamak için çok açık olan ayetlerdendir. Şimdi bu çocuk iman ve küfürle imtihan ediliyor. Yani bu çocuğun annesini babasını küfre sürüklemesinden korktuk diyor. Sürüklemeyebilirdi de. Niye? Çünkü imtihan gereği şey olduğu için, imtihan gereği olan kısmı Cenab-ı Hak bilmediğini bize ifade ediyor. Bilmiyorsa bilmiyor, o kadar. Yani Allahü Teala biz laf öğretecek değiliz ki, ister inanırsın ister inanmaz. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ Estağfirullah. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ Basiretler onu kavrayamazlar diyor. Yani siz ne kadar ince görüşlü, ayrıntılı bir şekilde düşünen, çok geniş tahliller yapan, çok zeki insanlar olsanız bile Allah'ı idrak edemezsiniz diyor. Bak şeyde En'am suresinin 103. ayeti. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ O latif ve habirdir. Ne demek latif? Yani sizin bütün duyu organlarınızı, bütün imkanlarınızı, bütün şeylerinizi, kapasitenizi çalıştırırsanız da Cenab-ı Hakk'ı kavrayamazsınız diyor. Ondan sonra da söylediği şey 106. ayette اِتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Öyleyse Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy. İşte Allah'tan vahyedilenlerden birisi de o çocuğun annesini babasını küfre sürüklemesinden korktuk sözüdür. O da Allah'ın vahyidir. Bilinceye kadar ifadesiyle bunu birleştirdiğin zaman olay tam oturuyor mu? Yani sizde bilinceye kadar hani şeyde Muhammed suresinin 31. ayetinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ sizi kesin olarak yıpratıcı imtihandan geçireceğiz. Hatta ne alemel mücahidine mümkün içinizden cihad edinleri bilinceye kadar. Onun ne olduğunu bir derste gördük işte. Cenab-ı Hak o en zor zamanda dik durup durmayanları denemiş oluyor. Ondan sonra ve ne alemel sabirin ve sabredenleri bilinceye kadar. Ve nebluve ahbarakum ve haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar. Bunu Allahü Teala söylüyor. İster inanırsın ister inanmasın. Allah-u Teala'ya laf öğretmeye gerek yok ki. Şimdi kendileri Allah-u Teala'nın ayetlerinden uzaklaşıyorlar, bizi de uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Hiç kusura bakmayın, biz uzaklaşmayız. Biz bu ayetlere
sonuna kadar uyarız. Evet. Bir başka soru şöyle. Rum suresinin ilk ayetleriyle ilgili olarak Rumların 3 ila 9 yıl içinde galip geleceğini bilen ve bildiren Allah Teala'nın insanın iradi fiillerini bilmediğini söylemek ne kadar inandırıcıdır? Gene yani Cenab-ı Hakk'ı sorguya çekiyor. La yüselu amma yefer ve hum yüselun. Allah yaptığından sorguya çekilmez. Sorguya çekilecek olan insanlardır. Bu Rum suresi 30. ayeti ben mi yazdım ki bana soruyorsun? Bu Cenab-ı Hakk'ın ayeti 3 ile 9 yıl içerisinde sizi galip getireceğiz. Galip gelmek başka bir şeydir. İmtihanı kazanmak başka bir şeydir. Bakın imtihanı Müslümanların kaybettiklerini Allahü Teala kendisi bildiriyor. Şimdi burada yine okumuştum. Bir daha okuyayım. Yani geçen cuma günü okumuştum. Enfal suresinin 67. ayetinde 68. ayetinde Cenab-ı Hak ne diyor? Hatta 67-68'i tekrar birlikte okuyalım. Müslümanlar biliyorsunuz, bak şöyle bir düşünün. Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara Muhammed suresinin 4. ayetini indirmiş. Savaş meydanında düşmanı iyice ezmeden esir alamazsınız diyor. وَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ O kafirlerle savaş meydanında karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ Onları tamamen etkisiz hale getirinceye kadar فَشُدُّ الْوَسَقِ işte o zaman bağı sıkı tutun. Yani esir alın. Arkasından da فَاِمَا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمْ يَفِدَانْ Arkasından ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakırsınız diyor. Esirin köleleştirilmesi, öldürülmesi falan yok. Bir kere kölelik o ayette kaldırılmıştır. Şimdi ama Müslümanlar tabi bu savaştan önce Resulullah ve ashab bu ayete uymamayı aklının köşesinden geçirir miydi? Yani bilgi imtihanı olsa bu ayeti biliyorlar değil mi? Ama esirlerle, ganimetle yüz yüze gelince ne yaptılar? Esir aldılar. Ve imtihanı kaybettiler. E şimdi siz tabii diyorsunuz ki Resulullah'ın yaptığı her şey vahiyledir dedikten sonra bu ayetlerin üstünü örtmek zorundasınız. Ondan sonra icma diye bir delil var diye ortaya çıktıktan sonra bu ayeti kimsenin görmemesini sağlamak zorundasınız. Çünkü Resulullah ve ashabı ittifakla Cenab-ı Hakk'ın emrine aykırı davrandıysa icma diye bir delil olur mu? Olmaz. Peki Resulullah Cenab-ı Hak tarafından bu derece ağır suçlandıysa her yaptığı vahiy olur mu? Ama siz işi tamamen karıştırıyorsunuz. Hikmet diye bir bilgi ortadan kaybolmuş. Sünneti kitabın önüne geçirmişsiniz. Kitap sünnet ilişkisini bozmuşsunuz. Kur'an bir kenarda kalmış. Tabii ki sünneti öne geçirirsen çok rahatlıkla uydurma hadislerle işi idare edersin. O zaman ayetlerin doğru anlaşılmasını engellemek için her şey yapılır. Yani yanlış geçen hafta cuma günü ben yanlışa dikkat çektim. Hangi mealden okursanız okuyun benim bu size anlattığımı orada göremeyeceksiniz. Ve siz böyle bir Bedir Savaşı'nı hiç duymuş muydunuz şimdiye kadar? Yani her tarafı bozmuşlar. Hani minareyi çalan kılıfı hazırlamış. Biliyorsunuz kader inancını tarumar ettikten sonra Resulullah'a şu sözü söylettirirler. Kader konusunda Resulullah konuşmayı yasakladı. Allah Allah! Ya iman edilecek bir konuda konuşma nasıl yasaklanır? Bunu Hristiyanlar söylüyor. Çünkü izah edemiyorlar. Diyorlar ki siz kiliseye güvenin. Biz sizin imanınızı koruruz diyorlar.
Bak ne diyor Allahü Teala? مَا كَانَ النَّب۪ينَ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرًا. Hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Hatta يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ, savaş meydanında tam hakimiyet kuruncaya kadar. تُرِيدُونَ عَرَادَ الدُّنْيَا. Bak şimdi önce Nebi'ye hitap etti, sonra müminleri de kattı işin içine. Niye siz uyarmadınız Resulullah'ı? Onlar da işin içine girdi. Dikkat ediyor musunuz? تُرِيدُونَ عَرَادَ الدُّنْيَا. Siz dünyalık istiyorsunuz. وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاَخِرَةَ. Ama Allah sonrasını istiyor. Cennet, Mekke'ye girmenizi istiyor. Ondan sonra وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَكِمٌ. Allah güçlüdür. Doğru karar verir. Allah'ın verdiği karara uyun, gerisine karışmayın. Ondan sonra bakın ne diyor Allah? 3 ile 9 yıl içerisinde işte zafere uğraşacaksınız diye önceden söz vermedi mi Rum suresinde? Levla kitabun minallahi sebaka. Daha önce Allah'ın bu yazdığı şey olmasaydı, yani bu suredeki size verdiği söz, lemessekum fima akhadtum azabun azim, aldığınız şeyden dolayı size elbette büyük bir azap dokunacaktı. Peki Cenab-ı Hak önceden biliyor muydu, bilmiyor muydu bunların esir alacaklar? İşte açık değil mi ayet-i kerime? Yine bakın şeyde İsra suresinde de Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme niye mucize vermediğini anlatıyor. Bak diyor ki 59. ayet. Mealden okuyayım bakın. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan tek şey. Allah'a bir şey alıkoyar mı, değil mi? Çünkü bunlar Allah'ı kendi kafalarına göre tanımlıyorlar. Allah şudur diye felsefeciler tanımlamış, kelamcılar tanımlamış, bu insanlar tanımlamış. Allah budur. Ondan sonra da o kendi tanımlamalarına aykırı olan ayetlerin hepsinin üstünü çiziyorlar. Ya Allahü Teala diyor ki siz beni tanımlayamazsınız. Benim size tanıttığıma bakın diyor. İttebi'u ma uhi ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilene uy diyor. İttebi'u ma uhi ileyküm müydü o öbür ayet? Şeyde la tudriku vel ebsar ve udriku vel ebsar da ittebi'u ma uhi ileyke min rabbik. Evet. Şimdi Rabbinden sana vahyedilene uy. Tamam. Senin vazifen Allah ne diyorsa ona uymaktır. Biz ilk günden beri bunu söyleyip duruyoruz. Bak ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun. Öncekilerin mucizeler karşısında yalan söylemelerini bizi engelledi diyor. Onun için Resulullah Cenab-ı Hak mucize vermemiştir. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın mucizeleri diye kitap yazan adamlar bu ayeti kabul edebilirler mi? Hadis kitaplarını Resulullah'ın mucizeleriyle dolduran insanlar bu ayeti kabul edebilirler mi? Ama Kur'an'dan da çıkaramıyorlar. Menane kelimesi de açık. Onu görmeyecek. Görmeyecek. Onu karıştırma. Bak diyor ki وَاَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا. Semud'a her şeyi açıkça gösteren şeyi, deveyi mucize olarak gösterdik. Yani Salih Aleyhisselam'ın nebi olduğunu. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اِلَّا تَخْف۪يفًا. Biz mucizeleri korkutmak için indiririz, göndeririz. Şimdi, işte açık. Peki Allah ezelden bütün her şeyi biliyor diyenlere bu ayeti kerime ve dünya kadar ayet. Ne diyor? Siz neye göre konuşuyorsunuz? Allahü Teala demeyecek mi ahirete? Ya ben size demedim mi? Siz beni kavrayamazsınız. Benim dediğime bakın. Bunu yapan var mı Allah aşkına? Söyleyin bana. Ya işte bak hep Allah'ın ayetlerini okuyorum size. Evet, devam et. Evet. Bu konuyla ilgili Faruk Beşer Hoca'nın bazı tespitleri var. Şimdi ben onları aktaracağım. İlki şöyle. Bilelim diye ifadesi önceden bilmiyorduk anlamına gelmez. Bir şeyi önceden ilim olarak bilmek ile vaki olarak bilmek ayrı şeylerdir. Yani hiç böyle bir şey duydunuz mu şimdi? Bilelim diye. Bilelim diye söylenen bir söz önceden bilmediği anlamına gelmez. Böyle bir şey olur mu? Devam et.
Hiç bunun üzerinde durmaya gerek yok. Aslında yine üzerinde durulmaya değmez bir ifade ama okuyalım. Mağdum şey değildir. O halde bu ayetler onu kapsamaz demek, mağdumun şey olmayacağı görüşünü tercih eden bir yorumdan ibarettir ve o da zannidir. Mağdum şey değildir, yani olmayana şey denmez ifadesinin biliyorsunuz şeyde cuma günkü sunumda bunların mensup olduklarını söyledikleri Maturidi mezhebinde İmam Maturidi bunu çok kesin bir dille ifade ediyor. Diyor ki Mu'tezile bunu söyler sadece. Yani Maturidi de söylemiyor, Eş'ari de söylemiyor. Burada zaten Ebu Bekir Sifil dedi ki Eş'ariye göre de, Ehl-i Sünnet'e göre de mağdum şey değildir. Olmayana şey denmez. Zaten Arap dilinde de olmayana şey denmez. Türk dilinde denebilir canım. Şey kelimesi Arapça bir kelimedir. Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Bir dilden bir dile geçerken kelimeler anlam kaybeder, değiştirir falan. Ama Arapçada mağduma şey denmez. İşte belli. Yani Allahü Teala efendim olmayan şeyi o biliyorduysa eskiden daha niye bizi engellediği ifadesini kullanıyor? Ha? Bilmiyor muydun önceden ki böyle diyorsun der değil mi insanlar? Evet dikkat ediyor musunuz? Hiç haklı tarafları yok. Şey yapıyorlar, yani az önce de söylediğim gibi kader inancı diye saçmalıklarla dolu asla savunulamayacak bir inanç türü oluşturuyorlar. Ondan sonra da savunamayınca diyorlar ki bu akılla anlaşılmaz. Kardeşim insanlar akılla ne yapacağız? Koyun değil ki. Koyun olsa anlarım. Evet. Şöyle devam ediyor. Kaldı ki o bir şeyi dilediğinde ona ol der. O da hemen oluverir ayetinde Allah olmayan bir şeye de şey demektedir. Bakın اِذَا اَرَادَ شَيْئًا iki kere, yani iki türlü takdir vardır. Birisi yaratılıştan önce yani bir plan yapma manasına. Yani şimdi siz bir ev yapmadan önce, bir iş yapmadan önce, bir çay yapmadan önce bir, zihninizde onun planını, bir kurgusunu yapıyor musunuz? O plan olması lazım. O zihinde olandır, o zihindeki şeydir. Sonra onu uygulamaya geçiriyorsun, o da dışarıdaki şeydir. Murad ettiği zaman bir şeyi ona ol der, o da olu verir. Çünkü bir zihinde kurgulanan vardır, bir de uygulanan vardır. Cenab-ı Hak kıyamete kadar kurguladığı her şeyi tabii ki bize de bildiriyor. Ahirette şöyle olacak, cennette böyle olacak, cehennemde böyle olacak, hepsini bildiriyor. Bunlar Allah-u Teala kurguladığı için, yani kuralını koyduğu için kesin olacak. Ama insanların imtihanla ilgili davranışlarını Cenab-ı Hak önceden kurgulamamış. Aksi takdirde imtihan etmesinin anlamı olmaz. Evet. Evet, şöyle demiş daha sonra. Hadid suresinin 22. ayetini zikrederek, yani ayetin meali şöyle: yeryüzünde ya da kendi içinizde size isabet eden bir şey yoktur ki biz onu yaratmadan önce o bir kitapta yazılı olmasın. Bu ayetle ilgili şu tespitte bulunmuş: bu kitabı ister Allah'ın ezeli ilmi olarak alın, ister bizim mahiyetini bilemeyeceğimiz ana hafıza gibi düşünün, orada bizim fiillerimiz de vardır. İşte bu burada şöyle bir yanlış anlam veriyor. Gerçi Faruk öyle bir şey yapmamış da. Ama bazı tefsirlerde vardır. İşte مَا أَصَابِ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا Nebra'daki ha zamirini art ve enfüse gönderenler vardır. Yani toprağı yaratmadan, sizin nefislerinizi yaratmadan önce bir kitaba kaydetmişizdir şeklinde anlam verenler vardır. Bu o anlamı, gerçi öyle bir anlam vermemiş ama o anlamı verenlerin safında yer almış. Şimdi Allahü Teala bir şeyi yaratmadan mutlaka bir yere kaydeder. Allah'ın kanunu budur. Şimdi diyor ki ayette مَا أَصَابَ مُصِيبَةٍ başa gelen herhangi bir şey fil ardı yeryüzünde veya da enfüsküm kendinize İlla fi kitabin min kabli en nebra'a. Onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce. Onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce kaydederiz.
ezelde falan, ezelde diye bir şey zaten yok şeyde, yani öyle bir kelime bulamazsınız Kur'an-ı Kerim'de. Onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce, hatta şeyde de işte mesela bir yaprağın düşmesi, o ayrı bir olaydır yani, şimdiye kadar yaprak dalındaydı, şimdi düşüyor. Onun için ne diyor? Ve ma taskutu min varakatin illa ve la habbetin fi zulmati, neydi? La tesbuku min varakatin illa fi kitab bin illa fi kitabim mübin. Önde o muydu, sonra o muydu? Şimdi şeyi karıştırmış olmuyorum da. Ve ma ve la habbetin fi zulmatler de var. Yani bir yaprak düşmez ki düşmeden önce bir yere kaydedilmiş olmaz. Düşmeden önce kaydediliyor. Ezelden değil. O an, bize göre an falan değil. Onun çok küçük bir parçası. Çok küçük. İşte bu Cenab-ı Hakk'a kolaydır diyor şeyde, hadis suresinde. Ne? Tabii Rum suresi 9 yıl önce kaydedilmiş. Bu şeyde, tamam. Ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Bak tamam, o şeymiş. Allah bir ve ma teskutu şey bilir, yani şimdiki zaman için kullanılan bir ifadedir Arapçada. Yani şu anda bir yaprak düşüyor olmasın ki Allah onu mutlaka bilir. Ondan sonra diyor ki ve la habbetin fi zulumatil ardi ve la ratbin ve la yabisin la fi kitabim mubin. Yerin derinliklerindeki bir tane kuru yaş ne varsa hepsi mutlaka onu ortaya çıkaracak bir yerde kayıtlıdır. Yani kainatta kaydı tutulmamış hiçbir şey yoktur. Bütün hareketler kayda geçiyor. O olay olmadan önce kayda geçiyor. Ezel falan diye bir şey yok. Onun için o sürekli yazı halindedir. Ondan dolayı inne zâlike alallâhi yesîr diyor. Bu Allah'a kolaydır diyor. Şimdi düşünürsünüz. Yani sizin ifade edemeyeceğiniz rakamlarda olay bir anda meydana gelir, kainatta bu kadar şey yazılır mı dersiniz? Allahü Teala bu Allah'a kolaydır diyor. Evet, şöyle devam ediyor Faruk Beşer Hoca. Bu tür hataların iki temel sebebi vardır. Aklının her şeyi kesmeyeceğini akledememek ve akla fazla güvenmek. Bununla beraber Sübhaneke la ilme lena demeyi unutmak ya da gururuna yedirememek. Sübhaneke la ilme lena. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana kısmını niye söylemiyor ki? İlla ma allamtana, ya Rabbi bize öğrettiğinden başkasını bilmeyiz. Allah'ın öğrettiklerini okuyoruz biz. Ama onlar Allah'ın öğrettiklerini okumak istemiyorlar. Aradaki fark bu. Tamam mı? İkincisi mi? İkincisi de zaman konusundaki eksik bilgimiz. Hı hı. Zaman bize göre var olan bir şeydir. Allah için geçmiş, gelecek diye bir şey yoktur. Onun için her şey andır. Ya şimdi hakikaten bu var ya, buna saçmalık demek saçmalığa hakarettir. Buna saçmalık demek saçmalığı hakaret. Ya bunun kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kendisiyle ilgili fiillerin tamamını zaman kipleriyle ifade eder. Peki az önce okuduğum bizi engellemedi. Ezelden mi engelliyor? Öncekilerin bak diyor ki ve ma mena'ne en nurse bil ayat illa en kezzebe biha el evvelun diyor, değil mi? Yani ayet yanlış okumuyor mu? Öyle hocam. Öyle. Bak, öncekilerin yalanlamasından başka hiçbir şey bizi engellemedi. Demek engellemeden bir öncesi var. Mena'na fiilinin mef'ulü de Allahü Teala. Bizi engellemedi. Bu zaman değil mi bu? Bugün birisi şeyde, internetten soru sormuş. Efendim, Allah'ın fiillerini zamanla bağlantılı göstermek şirkmiş. Ben de cevap yazdım. Sen Allah'a müşrik mi diyorsun? Evet, yani bunun başka bir cevabı var mı? Başka cevabı varsa söyleyin. Ya bunu söyleyen Allahü Teala. Yani Allahü Teala bak mesela diyor mu, demiyor mu? Ve kul i'malu feseyerallahu amelekum ve rasuluhu.
Çalışın, davranın. Allah çalışmanızı görecek. Görecek, gelecekle ilgili. Ya kardeşim, Allah'ın zaman ve mekanla ilişkisi yokmuş. Allah Allah. Ya bunu birisi Cenab-ı Hakk'a anlatmalı. Ya Rabbi sen kendini tanımıyorsun. Sen gel bize sor demesi lazım. Tekrar ediyorum, bu buna saçmalık demek, saçmalığa hakarettir. Ya bunlar gerçekten soruyorum, hangi dinin mensubuysalar açıkça söylesinler. Allah'ın kitabında bu yok. Bir tane delil getirsinler ya. Ya biz o kadar ayetler sıralıyoruz. O ayetlerin hiçbirisini görmüyorlar. Kafirlik görmemektir. Görmezlikten gelmektir kafirlik. İmanlarını kurtarsınlar, tevbekar olsunlar. Allah'tan korksunlar. Bu ümmet öldürüldü. Kader inancı ümmetin içine girdiği günden beri ümmette iş kalmadı. Nasıl kalsın? İnsanların Allah'a güvenini bitirdi bu insanlar. Çünkü ezelden senin cehennemlik yazıldıysan ne yaparsan yap cennete gitme şansın yok. O zaman üç kağıtçılar devreye giriyor. Kendini Allah'ın yerine koyuyorlar. Gel benden el al, seni şey yaparım diyor. Burada bir şey yaptık biliyorsunuz. Büyük bir cemaatin lideri ne dedi şeyde, buradan ben videodan gösterdim size. Ölürken sizi naime sokacağım demedi mi? E tabii öyle olacak. E o aynı kişi ne dedi, kitabından okuduk ne diyordu? Efendim diyor, Marx anasının karnında Marx'tı, cehennemlikti. E tabi o Marx da gelip ona yapsaydı onu da cennete götürürdü. Ama kendini kim götürecekse, o kimin cennetiyse de onu ahirette göreceğiz. Evet. Öyle din sömürücülüğü yapmanın bir alemi yok. Şey de vardı, o Ebu Bekir Sifir'in ayetlere zahir manasını ver. Orada bir oku. Rahman suresinin 39. ayetinin açıklanmasını istemiş. Bir orayı oku istersen. Diyor ki, Kur'an'daki her kelimeyi zahir anlamıyla almak durumundasınız. Dedikten sonra Rahman suresinin 39. ayetini bir meal verir misiniz diye bir soru sormuş. Tamam. Bir dakika. Rahman suresi 30? 39. 54 miydi, 55 miydi Rahman suresi? 55. 55'ini söylemedi. 39. ayet. Şimdi okuyalım bakın Rahman suresi 39. ayeti. Diyor ki Allahü Teala burada فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ. O gün herhangi bir insan ya da cin günahından sorulmayacaktır. Şunu anlat bakayım neler yaptın diye. Çünkü her şey yazılı zaten. Ama orada kalmıyor. Ayet bakın orada ne diyor Allahü Teala? Bir sonra 41 şu arada febeyyâle rabbifme tükezzibandan sonra diyor ki sebebini anlatıyor. Çünkü bu şahıslar da Kur'an'a bütüncül bakmak diye bir şey yok. Öyle bir nokta arıyorlar. Acaba bizim şeyimize uygun bir şey bulabilir miyiz? Noktasal bakıyorlar. Bak diyor ki Allahü Teala yu'raful mucrimûne bisîmâhum. Günahkarlar simalarından tanınırlar. Sormaya lüzum yok ki belli zaten. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْاَقْدَامِ. Alınlarından ve ayaklarından tutulurlar. Şimdi cevap var mıymış Kur'an-ı Kerim'de? Dikkat ediyor musunuz? Hiçbir sıkıntı çekmeden bütün her şeyin cevabını verebiliyoruz Allah'a hamdolsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Bunun başka bir tarifi yok. Böyle bir kitap olmaz yani. Sadece Cenab-ı Hakk'ın kitabı olur. Başka bir insanların böyle bir kitap yazması ihtimal dışı. Böyle bir şey asla düşünülemez. Bir şey daha vardı. Neydi? Maide suresinin 109. ayeti sayfa 125. Bir de Maide suresi 109 sayfa 125. Gerçi o konuda üzerinde çok konuşmak lazım da. Şimdi Maide 109'da ne diyor? Yevme yecmu'llahu'r-rusul.
Allah'ın Resulleri bir araya getirdiği gün. فَيَكُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ Allah-u Teala onlara diyecek ki, siz nasıl karşılandınız? İnsanlar size nasıl cevap verdiler? Yaptığınız uyarılara uydular mı? قَالُ لَا عِلْمَ لَنَا Ya Rabbi bizim bu konuda bir bilgimiz yok. Zanları var da ama bilgileri yok. Bilgi olması için kesinlik gerekir. اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُبُ Çünkü gayıpları çok iyi bilen sensin. Ne demek? Şimdi, iman kişinin neresinde olur? Kalptedir. Kişinin gaybıdır değil mi? Bir kişinin kalbinde imanı olup olmadığını bir Rasul bilebilir mi? Sadece davranışlarından tahmin eder, o kadar. Yine Allah-u Teala Ahkaf suresinin 9. ayetinde 46. sure Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Sayfa 502. 502. sayfa, evet. Kul ma kuntu bid'an min er-rusul. De ki ben yani ilk ortaya çıkan Resul ben değilim. Ve ma edri ma yuf'alu bi ve la bikum. Bana ne yapılacağını bilmem. Size de ne yapılacağını. Şimdi bu Resulullah'a milleti cennete göndertiyorlar işte aşire-i mübeşşere falan diye. Ya ayet, ben bana ne olacağını bilmem, size de bilmem dedikten sonra sen cennete nasıl der? Ha şu olur, yaptığı bir fiil için bak bu fiil seni cennete sokar der ama onun devamını bilmez. Yarın ne olacağını bilmez ki. İşte Osman bin Maz'un radıyallahu anh vefat ediyor. Ümmü Ala onu evinde barındıran hanım. Resulullah cenazesine gelince Ümmü Ala diyor ki Allah'ın sana ikram ettiğinden eminim diyor. Resulullah diyor ki nereden biliyorsun Allah'ın ona ikram ettiğini? Ya Allah kime ikram eder ya Resulullah diyor. Bak diyor ben Osman'la ilgili hayırdan başka hiçbir şey bilmiyorum. Ama ben Allah'ın Resulü olduğum halde vallahi nasıl karşılanacağımı bilmiyorum diyor. E şimdi hani kızını topluyor biliyorsunuz, amcasını, yakınlarını. Benim ahirette size faydam olmaz diyor. Dolayısıyla kimin imanlı öldüğünü hangi Resul bilebilir ki? İşte la ilme lena dediği odur. Ama siz Kur'an'a bütüncül bakmazsanız anlayamazsınız bu ayetleri. Yani gaybları bilen sensin. Ya biz bilmiyoruz hangi nasıl öldüklerini nereden bileceğiz? Sadece Allah bilir değil mi? Ben şeyde söylüyor ya Musa, İsa aleyhisselam yanlarındayken durumlarını görüyordum ama ben öldükten sonra şahit sen oldun diyor. Ben bilemiyorum ne oldu. Evet. Tamam mı? Salon içerisinden iki soru var. Onlarla bitirelim hocam. Sorunun biri şöyle. Evet. Ahmet Mehmet'i öldürmek istiyor. Allah Ahmet'in imtihanı olarak öldüreceğini bilmezse Mehmet'in öldürüleceğini ecelinden biliyor. Mehmet'in öleceğini bilen Allah Ahmet'in öldüreceğini bilmez mi? Şimdi onun cevabını vereyim. Kur'an-ı Kerim şeyde var. Ya Ali İmran ya Enfal'da var. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلِ لَا مَضَاجِعِهِمْ فَدْرَوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ Yani siz evlerinizde de olsaydınız, o bu Uhud Savaşı'nda şehit düşenlerle alakalı ayet-i kerime, evlerinizde de olsaydınız ölümü yazılı olanlar öldükleri yere gider, orada ölürlerdi. Düşman öldürmezdi ama kendileri ölürdü. Şeyde, Ali İmran olabilir büyük bir ihtimalle. Evet, Ali İmran olacak. Şimdi ama onlar orada düşman tarafından öldürüldükleri için şehit oldular. Evet. Dolayısıyla bunlar Cenab-ı Hak
Yani siz Kur'an-ı Kerim'e bütüncül yaklaştığınız zaman hiçbir soru cevapsız kalmaz. İyi, öldüren kişi şey oluyor, günahkar olur. Öldürme fiilinden dolayı. O Allah bilmez mi diye herhalde. Tamam işte, yani anlaşılmadı mı yani mesele? O imtihan, öldürmeyebilirdi son ana kadar. Onun için Allahü Teala, tabii o kişinin imtihanı, Allahü Teala şey yapar, öldürecek olan kişiyi son anda uyarır, yapma der. Ondan dolayı birçok kimseye bakarsınız ki tetiği çekemez, geri döner. Evet. Evet, bu Ali İmran suresinin 154. Evet, ayeti. Ali İmran 154'müş. Tamam, bitti mi? Bir soru daha var. Bu gündem dışı ama önemli olabilir soran açısından. İnsanlar cemaatle kılınan namazın 27 kat daha çok sevabı var diye 5 vakit namazın hepsi için camiye devam ediyor. Bunun bir dayanağı var mıdır demiş. Şimdi cami son derece önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar da camiye gelirlerdi, erkekler de gelirlerdi. Elbette ki bir farkı vardır. 27 kat diye bir hadis-i şerif var ama o hadisin sıhhati konusunda benim bilgim yok. Onu Cenab-ı Hak ne kadar verecekse onu kendisi bilir. Yani mümkündür. Çünkü kişi evinden çıkıyor, gidiyor, namaz için vakit ayırıyor, tekrar geri geliyor. Yani bu ciddi bir emek sarfıdır. Bundan dolayı bu mümkündür, olabilir. Zaten bir hadis-i şerif daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "La salate li caril mescid illa bil mescid." Mescide komşu olanın mescidin dışında namazı olmaz diye de bir hadis-i şerif var. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar ciddi bir özür yoksa namazı camide kılmak gerekir. Şimdi bizim biliyorsunuz Süleymaniye Vakfı'nda Kur'an evinde geçen sene dersler verildi. Bu sene de Süleymaniye Vakfı Kur'an Evi güz dönemi kursları başlıyor. Her gün müydü? Evet, Arapça, tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verilecek. Bu şey internette miydi bu şey? Evet. Burada internette şey var. Kur'an Evi sayfasında böyle bir başvuru formu var. Arzu edenler başvururlar. Bir de şey var. İşte adı, soyadı, telefon numarası, e-mail adresi, dersler. Kurstan beklentileriniz, görüş ve önerileriniz diye bir bölüm var. Oraya da kendi görüş ve önerilerinizi yazarsınız. İnşallah çok yakında, herhalde Eylül ayının ortalarında falan belki zannedersem başlar. Eylül ayının ortalarında mı başlayacak? Buraya tarih yazmamışsınız. İnşallah dersler başlayacak. Peki, Allah hepinizden razı olsun.